Suriye'deki drama tepkiler artarak sürüyor. AGD İstanbul Şubesi bölgede yaşanan ve yüzlerce Müslümanın şehit olmasına neden olan olaylarla ilgili Taksim'de bir basın açıklaması yaptı. AGD İstanbul Şube Başkanı Serhat Akçay burada yaptığı açıklamada Suriye'de derin bir komplonun olduğunu söyledi. AGD, Suriye'deki yaşananları Taksim Meydanı'nda yaptığı bir basın açıklamasıyla kınadı. Açıklamaya katılanlar arasında AGD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Savaş ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcıları da vardı. İstanbul Şube Başkanı Serhat Akçay burada yaptığı açıklamada Suriye'de büyük bir enformasyon kirliliği yaşandığını söyledi. Suriye halkına karşı Esad'ın büyük bir zulüm yaptığı gerçeğinden hareketle bölgede büyük bir enformasyon kirliliğinin yaşandığı, gerçeklerin ne olduğunu söylemenin kolay olmadığı bir durumu yaşamaktayız. Özellikle geçtiğimiz hafta Humus'a bağlı Hula kasabasında çoğu çocuk, yüzden fazla kişinin katledilmesi karşısında Suriye ordusu ve muhaliflerin birbirlerini suçlamaları, Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili net olmayan tavrı, BBC televizyonunun servis ettiği görüntülerin asılsız olduğunda göz önünde bulunduracak olursak, bölgede çok derin bir komplo olduğunu, başta CIA ve Mossad olmak üzere çeşitli örgütlerin olaylardaki varlığı şüphesi kesinlik kazanmıştır. Suriye'de gelinen noktanın emperyalistler tarafından en başından beri istenen bir nokta olduğunun altını çizen Akçay, İslam Birliği'nden başka bir çözümün olmadığını ifade etti. Buradan açıkça ifade ediyoruz ki Suriye halkının kaderini kendi kaderimizden, geleceğini kendi geleceğimizden ayrı düşünmüyoruz. Bu yeni dünya emperyalistlerin planlarıyla değil, İslam dünyasının temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturacakları birliktelikle kurulacaktır. Bunun için dış müdahaleye değil, bölge halklarıyla, bölgesel yönetimleri de zorlayarak yerli ittifaklar oluşturma çabaları şarttır. Bu noktada Milli Görüş lideri merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın ortaya koyduğu D8'in ehemmiyeti bir kez daha anlaşılmıştır. Erbakan hocamız D8 projesiyle İslam aleminin içinde bulunduğu parçalanmışlıktan, eziklikten ve karamsarlıktan kurtarıp ayağa kaldırmış, İslam coğrafyasının da ne yöne gideceğini bilmeyenlere kalın puntolarla umut ve özgüven olmuştur. İnsanlığa huzur ve saadet ancak ve ancak D8 ve İslam Birliği ile tesis edilebilir. AGD Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Şerafettin Mollaoğlu yaptığı açıklamada Milli Görüş'ün İslam coğrafyaları ile ilgili hassasiyetini dile getirdi. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak, Milli Görüş olarak yıllardan beri dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar eziliyorsa veya insanlık eziliyorsa her zaman mazlumun yanında olduk. Biz Müslümanlar ister Orta Doğu'da olsun, ister Batı'da olsun, ister Doğu'da olsun, nerede olursa olsun eğer bir bölgede insanlar eziliyorsa ve özellikle bunlar Müslümansa biz her zaman bunun karşısında durduk. AGD İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Acarlıoğlu ise Beşar Esad'ın babasının izinde giden biri olduğunu anlattı. Suriye'de yaşanan süreçle ilgili ben pek şaşırmıyorum. Çünkü Beşar Esad, babası Hafız Esad'ın oğlu olduğu için. Babası da çok zalim bir insandı. Hama olaylarını hatırlıyoruz hepimiz. Hama olaylarında 29 gün gökten yerden ateş yağdırdı. Ve şu sözü çok ilginç. Gerekirse Hama'yı haritadan silin diyen zalim bir insandı. Orada malum 110 tane camiden 3 tane sağlam camı kalmıştı. Onun için bunun yaptıkları da normal olarak görüyorum kendi şeyinden. Çünkü şeyinde var yani, geninde var zalimlik.